Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Yeni gelen arkadaşlar da varsa onlar da kanalımıza hoş geldin. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni, tuşunu, likeladığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Parçadaki altı çizili e, zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet, sırasıyla verilmiştir. Şimdi karşısındakilerin hiçbirini sevmiyor. Onların da kendisini sevmediklerini biliyorum diyor. Şimdi birinci cümlemiz bu. Bir sıralı cümle. Karşısındakilerin hiçbirini. Evet önce bu kelimeye bakalım. Karşısındakilerin hiçbirini derken arkadaşlar burada bir zamir olduğunu görüyoruz. Burada bir zamir var. Evet burada bir zamir var. Peki bu zamirin çeşidi nedir arkadaşlar? Karşısındakilerin hiçbiri. Ali mi, Ayşe mi, Ahmet mi, Mehmet mi? Burada bir belgisizlik var arkadaşlar belgisiz. Evet bakın bir belge yok. Kim olduğu belli değil. Belgisizlik mevcut. Evet belgisiz. Belgisiz zamir. Devam edelim. Gene de her akşam beraberce otururlar. Orada bulunmayanları çekiştirirler. Çekiştiren kimse pasajın kapsında görürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla bir başkasına yöneltilir derken onun burada bir kişi var arkadaşlar. Onun o belli. Ne yapılmış? Burada bir kişi zamiri kullanmış. Onun derken bakın kişi. O. Onun da katılmasıyla. Bak insan katılıyor. İşaretten ziyade birisi katılıyor arkadaşlar. Kişi zamiri diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Oradakilerin hepsi iyi, hepsi değerli, hepsi dostu. Bakın dost, isim, değerliydiler, iyiydiler onlar. Şimdi onları ne yapıyor? İşaret ediyor. Bak onları diyor, oradakilerin, bak oradakilerin, evet elim parmağım, oradakilerin hepsi. O zaman sevgili arkadaşlar burada da bir e, işaret e, zamiri olduğu için, işaret zamiri olduğu için biz Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz, diğer şıkları da eliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız eee Ceyhan seçeneği. Belgisiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri. Bu arada arkadaşlar hemen zamirle ilgili tanım yapayım size. E, kısaca öz bir şekilde. E, varlıkların e, yerini tutan, varlıkların yerini tutan, evet varlıkları e, isim olmadıkları halde ismin e, yerini tutan e, ve e, onlar gibi kullanılan cümlede görevler alan kelimelerle biz e, zamir diyoruz. E, çeşitleri var. İşte belgisiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri gibi e, çeşitleri var. E, bu zamirler e, ismin yerine kullanılan kelimelerdir. E, i̇sim çekimeklerinde ne yapabilmektedirler, Alabilmektedirler arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili yani zamirle ilgili ayrıntılı arkadaşlar videomuz kanalımızda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Burada soruları çözdüğümüz için öz bir şekilde bahsetmiş oluyoruz. Sevgili öğrencilerim, dokuzuncu sorumuza gel geliyoruz. Ee, Kalemimizi tekrar aktive ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir? Evet, şimdi bakalım. Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. Evet, şimdi sevgili öğrenciler, burada bakın virgülle ayrılmış iki cümle görüyoruz. Bakın, danışan danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. Bakın bu birinci cümle. Bu da ikinci cümle. O zaman burada ne var? Bir sıralı cümle var. O zaman sıralı cümleleri öğelerine ayırdığımız zaman, baktığımız zaman arkadaşlar, danışan dağı aşmış. Aşmış nedir? Yüklem. Yani fiil, eylem. Hemen zaten doğru cevabı bulmuş olduk değil mi arkadaşlar? Evet. Fiil, kim danışan özne neyi dağı evet o zaman sevgili arkadaşlar bakın burada fiil yani eylem olduğu için danışan danışanı danışan dağı açmış cümlesinde açmış fiil olduğu için hemen zaten doğru cevabımız burada isim değil. Bir sağlamasını yapalım isterseniz. Sağlamasını yapalım isterseniz. Altın yerde paslanmaz. Taş yağmurdan ıslanmaz. Arkadaşlar yağmur isim değil mi? gökyüzünden değil mi? Bulutlardan yağan sıvılara biz ne diyoruz? Yağmur diyoruz. Değil mi? Basitçe e, tanımlarsak. Evet. Bir coğrafya bir olay. Yağmur. Evet. isim. Bakın bir varlık. Bunu eyledik bakın. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Meyve. Bakın zaten meyve. Değil mi? Evet. İyi gitmeyecek kişinin işi muhallebi yerken kırılır için. Muhallebi. Evet. Bir tatlı ismi değil mi? Tatlı varlık. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. Evet koyun, evet küçükbaş hayvan öyle değil mi çocuklar? O zaman Adana seçeneği doğru cevap. Burada yükleme yani eylemi alarak bize soruyu sormuş. Adana seçeneği değildir. Şimdi altıncı soruya gelelim arkadaşlar. Altıncı soruya geçmeden önce henüz abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza onlar abone olursa sevinirim. Evet altıncı sorumuzda sevgili arkadaşlar diyor ki bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Evet hangisi yoktur? Şimdi arkadaşlar bakalım. Ünsüz yumuşaması. Önce bir ünsüz yumuşaması var mı yok mu bakalım. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Evet ünsüz yumuşaması demiştik değil mi? Hemen bakın gözümüze çarptı. Toprağa derken burada toprak evet bakın K sesi dikkat edin. Ne olmuş? Toprağa olmuş. Yani sevgili dostlarım yumuşamış. Evet. Onun için A seçeneğini biz ne yapalım? Buradan eriyelim. Ünsüz benzeşmesi var mı? Ruhumu eritip de kalıp da demiyor bakın. Kalıp da demiyor. Kalıp ta diyor. Fark ettiniz mi? Sert ünsüzün yanına ne yapmış? Bir sert ünsüz gelmiş. Bu da doğru bir harekettir. Kalıp da değil de kalıp da sertin yanına sert gelir. Dolayısıyla bir ünsüz benzeşmesi var burada arkadaşlar. Devam edelim. Evet ünlü daralması var mı acaba ona bakalım. Evet onu İstanbul diye derken sevgili öğrenciler bakın demek fiili. Hemen bakın ekrana yazıyorum. Demek. Kökümüz nedir? Demek. Evet. Demek fiili burada deye olmuş. Deye olmuş. Y sesinin sevgili arkadaşlar Türkçe'de e, darlaştırma özelliği var. E, dolayısıyla burada Y sesi ne yapmış? Demek fiilindeki e, düz geniş sesli olan, düz geniş ünlü olan E'yi e, iye düz dara e, düz dara e, dönüştürmüş düz dara dönüştürdüğü için burada da bir ünlü daralması var arkadaşlar özellikle y y'nin ye olduğu yerlere yor ekinin olduğu yerlere dikkat edelim bu daralma ile ilgili arkadaşlar e, ama şöyle bir e, incelik var oldu arkadaşlar eğer bağlayıcı ünsüzse orada Daralma olmaz. Peki soru hocam bakın burada da bağlayıcı ünsüz diye Heh, bir istisnası var. Demek ve yemek. Burada arkadaşlar darlaştırma yapıyor. Onun dışında yapmıyor bağlayıcı ünsüz. Ama onun dışında yor eki gelmişse yor eki her zaman darlaştırma yapar. Aklınızda bulunsun. Ve devam edelim. Kaynaştırma ünsüzü var mı acaba? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Mesela onu derken O'u diyemeyiz değil mi biz? O'u diyemeyiz, O'u diyemeyiz. O'u diyemeyeceğimiz için onu derken burada ne sesi bir kaynaştırma ünsüzü olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili öğrencilerim. Ee, bu açıdan bu açıdan ee, kaynaştırma ünsüzünü de eleyebiliriz. O zaman Edirne seçeneğimiz doğru cevaptır. Ünsüz türemesi evet ünsüz türemesi Burada e, yoktur diyebiliriz rahatlıkla şöyle bir baktığımız zaman. Evet doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? İnşallah güzel gidiyordur, anlaşılıyordur. E, sizlerin anlamadığı bir nokta olursa tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Ben çok böyle... ...konuyu ayrıntısına da girmeden anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu sorularımızı çözüyoruz bu şekilde. Ve yedinci sorumuza gelelim. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? <laughs> Bakın genel bir soru soruyor. Hemen hemen birçok ses olayı bizi burada ilgilendiriyor. Özellikle beş tanesi. <laughs> ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünlü daralması... ...ünsüz benzeşmesi ve ünsüz düşmesi. Şimdi arkadaşlar... Şöyle bir bakalım. A'dan bakalım. Ünsüz yumuşamasın. Okuyalım. Bilincin, evet bilincin yok olana kadar peşinden koştuğu, evet, bak peşinden koştuğu derken zaten dıktik eki, dıktik eki, K sesi ne yapmış burada? Yumuşak G'ye, yumuşak G'ye dönüşmüş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hemen pratik olarak aklınızda olsun. Ee, burada dık, dık iki. Eğer iki ünlü arasında kalıyorsa K sesi bakın u ünlüsüyle diğer u ünlüsü arasında kalmış ve yumuşamış. Adana seçeneğini ne yapalım? Eliyet. Devam edelim. Ünlü düşmesi e, var mı e, diye bakalım. Eee ölüm böyledir kelimesine bakalım sevgili arkadaşlar. Bir ünlü düşmesi burada mevcut. Şimdi bu böyledir nedir sevgili arkadaşlar? bu bu öyledir kelimesinin bu öyledir kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur. Tamam mı? Bu öyle böyle olmuş. Tamam mı? Dolayısıyla bu öyle olduğu zaman bu ünlüsü ne yapıyor? Düşüyor. Dolayısıyla burada da bir ünlü düşmesinin olduğunu görüyoruz. Evet, burada bir ünlü düşmesi mevcut. Evet, devam edelim. Ünlü daralması Evet şimdi biraz önce söylemiştim arkadaşlar burada y ekinin yor ekinin ee, daraltma özelliği var. Hemen burada diye kelimesine baktığımız zaman demek ve yemek bakın bu ikisinde bağlayıcı ünsüz y geldiği zaman arkadaşlar diye şekline dönüştürüyor. Yani düz dara dönüştürüyor. Dolayısıyla burada da bizim bir ünlü daralmamız mevcuttur arkadaşlar ünsüz benzeşmesi kuralına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada ünsüz benzeşmesi var mı? Var. Hemen bakalım. Mesela düşünmekteyim derken makmek eki dade ekini alırken düşünmekteyim değil de düşünmek Teyim demiş. Bakın dikkat edin. Burada mevcut. Şöyle bakalım başka gözümüze çarpacak mı? Mesela Koştuğu demiyoruz da bakın arkadaşlar burada. Koştuğu demiyoruz da koştuğu diyoruz. Değil mi? Bakın koştuğu diyoruz. Evet. Koştuğu olsa D sesi gelecek ve e, ünsüz benzeşmesi kuralını bozacak. Dolayısıyla burada da gene bakın ne var? E, bir ünsüz benzeşmesi var. O zaman ünsüz benzeşmesini de e, buradan eledik. E, ünsüz düşmesi var mı? Ünsüz düşmesi yok arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız Edirne seçeneği e, oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki yayınımızda buluşmak ve görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.